Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yenik, namı değer Volkan abi. Bugün de yine sizler için bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Instagram adresimiz Volkan Yenik Official'dan oldukça yoğun bir şekilde benden istekte bulunan arkadaşlarım var. Abi, TikTok'a çok seviyoruz. TikTok'ta seni de takip ediyoruz. Volkan Yenik Official'da da takip ediyoruz. Fakat bilgisayardan TikTok'a nasıl gireceğiz? Çünkü telefonlarımız ısınıyor, telefonlarımızın şarjı bitiyor. TikTok'ta istediğimiz kadar vakit geçiremiyoruz. Bilgisayardan TikTok'u nasıl kurarız? Bununla ilgili bize video çekersen çok seviniriz dediler. Ben de onları kırmıyorum ve size hemen bilgisayardan TikTok'a nasıl gireceğiniz konusunda güzel bir videoyla karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz, umarım faydalı olur. Hala da kanalımıza abone olmayanlar varsa ayıp ederler. Çok ayıp ediyorsunuz. Şu aşağıdan takip et butonuna takip edin, yeter yani. Şuradaki takip et butonuna tıklayın. Bu videoyu da güzel yorumları yazın, beğenin rica ediyorum. Şimdi o zaman videomuza geçiyoruz. Bakalım bilgisayardan TikTok acaba veya başka uygulamalarda dahil olmak üzere Instagram, Facebook nasıl kullanılabilir? Yani bilgisayarımızı telefona nasıl dönüştürebiliriz? Telefonda kullandığımız bütün programları bilgisayarda da kullanabilir miyiz? Bunların içerisinde hem oyunlar var, hem programlar var, hem de dediğim gibi arkadaşlar böyle TikTok gibi sosyal ağ iletişim aygıtları ve eğlenceli programlar da mevcut. Şimdi bakalım TikTok'u ve diğer uygulamaları bilgisayardan nasıl erişebiliriz, nasıl kullanabiliriz? Videomuza geçiyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, herkese tekrar merhaba diyelim. Şimdi bilgisayarımızda ben daha önce indirdim. Nox diye bir uygulama var. Şurada görüyorsunuz. Aynı zamanda Gameloop diye bir uygulama var. Ama siz TikTok'u kullanmak istiyorum, rahat kullanmak istiyorum diyorsanız şu uygulamayı indirdiğinizde, Nox Player'i indirdiğinizde hem arkadaşlar TikTok'u hem de birçok telefon uygulamasını ne yapabilirsiniz? Bilgisayarınızdan kullanabilirsiniz. Şuraya Nox Player yazıyorsunuz. Zaten 7.1.2 download çıkıyor. Herhalde bu son sürümü diye düşünüyorum. Buradan tıklayıp bilgisayarınızı seçiyorsunuz. İşte ne istiyorsanız buradan direkt indirebiliyorsunuz download olarak. Kendi sitesinden indirmenizi tavsiye ediyorum. Normal Nox Player'in sitesinden. Zaten ücretsiz bir program. Türkçe olarak çevirdiğiniz zaman dil çevrilmiyor. Çünkü İngilizce bir site burası. Hani buraya böyle çok kasmayın niye Türkçe değil diye. Zaten belli yerleri Türkçe yapıyor yaptığınızda. Mesela ev uygulama merkezi diyor. Bize ulaşın diyor. Blog diyor. İngilizce diyor. İndir diyor. Buradan Türkçeyi seçebilirsiniz. İsterseniz hani abi ben ne uğraşacağım Türkçe olsun hepsi derseniz. Türkçe olarak yaptığınızda direkt Google çeviri otomatik siteyi çeviriyor. Yani zorlananlar için, yaşı küçük olanlar için söylüyorum. Sonra şuradaki indir butonuna bastığınız anda ben daha önce indirmiştim. İndireceğiniz yeri seçiyorsunuz arkadaşlar. İndireceğiniz yeri Nox Setup tak diye geliyor. Zaten ben masaüstünü seçmişim. Şuradan masaüstü belgelerim gibi bir yeri seçiyorsunuz. Sonra kaydet diyorsunuz. Ondan sonra kaydet deyince tık diye o ne yapıyor arkadaşlar? Gördüğünüz üzere hemen indiriyor. Nereye indirdi? Burada büyük ihtimal masamızın üstünde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Nox'u indirdik. Nox'u indirdikten sonra bunu kapatıyorsunuz. Bunda işimiz yok. Arkadaşlar şimdi size bilgisayarımda daha önce indirmiştim ben. Onun için buradan indirildiğini gösterdim. Nasıl indirildiğini gördünüz. Buradan tıklıyorsunuz. Next, 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 install, install diyorsunuz. Zaten direkt kuruluyor. Programı kuruyorsunuz. Hiçbir artı bir özellik istemiyor zaten. Kurduktan sonra arkadaşlar Nox'u açıyorsunuz. Şu sayfa geliyor. Bir de Nox Player. Nox Player artı bir şey kurmanız için ve oynatma için kullanılan bir şey. Yani şu şurada Android 5 yazması lazım. Eğer Android 5 yazmıyorsa şu Multi Drive'ı açıyorsunuz. Buradan yeni emülatör diyorsunuz. New emülatör diyorsunuz ya da emülatör ekle diyorsunuz. Yeni bir emülatör kuruyorsunuz. Eskisini işaretleyip siliyorsunuz. Burada yeni bir emülatör aynı bu şekilde Android 5 diye gözükmesi lazım. Ben de standart çıktığı için ben hiç ellemiyorum. Bazen bu Android 5 olmadığında sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Onun için anlatıyorum bunu. Emülatör ekle deyip tak diye buraya yeni bir emülatör kurabilirsiniz. Ama bizde olduğu için zaten şu anda bunu yapmadım. Bak yaptım işte gene aynısı kuruluyor zaten. Görüyorsunuz. Ama sizde dediğim gibi böyle Android 5 yazmıyorsa boşuna kasmayın. Android 5 yazmasa o biraz sıkıntı olabilir. Şimdi ben de zaten var olduğu için ben bunu sileceğim. Sil diyorum. Artı emülatörü siliyorum. Zaten şu an açtım. Emülatörümüz bu.
Forest'e Black Backup diyor. Diyor ki bütün diyor şeylerinizi diyor işte backup alın diyor. Kaç günde bir yedek alalım diyor. Hani burada oyun falan oynarsanız diyor onları kaydetmek için. Ben normalde yedek almıyorum ama hadi size göstermek adına 7 günde bir diyeyim. Backup al diyeyim. Jonty'ne backup diyeyim. Bir tane yer belirle diyor. Attım buraya. Kaydet diyorum. O kendisi oraya backup alacak şimdi. Yani şu ana kadar burada kullandığım programlar, oynadığım oyunlar varsa onları kaydediyor arkadaşlar. Yedekliyor. Oldu da yanlışlıkla program silindi, bir şey oldu. Tekrar programı kurduğunuzda backup'tan burada bütün oyunlara kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Emülatörler standart olarak şuradan ayarları var. Buradan tam ekran, geniş ekran, buradan da ses açma kapama gibi kolay kullanımı var. Bütün ekran, yani büyük boy ekran isterseniz tam ekran. Şunu tıklıyorsunuz arkadaşlar, zaten şurada görüyorsunuz. Burada oklar, onu anlatıyor. Hani diyor sağa sola diyor, her tarafa diyor. Kocaman oluyoruz diyor. Şimdi biz backup aldık. Ben bayağı oyun moyun yüklediğim için bu biraz sürebilir. Evet arkadaşlar, Nox Player'i kurduktan sonra Nox Player açıldı zaten. Backup'ımızı da yaptık. Yeniden başlattığımız için bir daha yeniden açılıyor. Açıl bakalım canım benim mi? Evet, bu şekilde Android diye açılıyor arkadaşlar. Şimdi ben kurduğum için burada kurduğum programları görüyorsunuz arkadaşlar. TikTok'ta bakın hemen videonun beğendi diye böyle şeyler, bildirimler geliyor. Şuradaki search'e TikTok yazıyorsunuz şuraya. TikTok diyorsunuz, enter. Tak diye böyle bir şey çıkıyor. Buradan indir Android uygulaması dediğinizde bunu tıkladığınızda zaten TikTok Android'i tırlık diye indiriyorsunuz. Şurada zaten yazıyor Android için TikTok indir diye. İndirdiğiniz vakit hemen ne oluyor arkadaşlar? Ana sayfanıza, yani şuraya geliyor gördüğünüz üzere. Bakın burada mesela. Sonra buradan açıyorsunuz. Normal mail ise mail, telefonsa telefon, nasıl abone olduysanız onu size soruyor. Onu girdikten sonra şifrenizi giriyorsunuz. Enter'a basıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz buradan tam ekran yapabilirsiniz. Ses kısabilirsiniz. Bunlar kısa yol tuşları. Bu tam ekran yapıyor. Tam ekrandan ESC ile çıkıyorsunuz. Buraya geliyor TikTok. Bunların hepsini kurmuşum ben. TikTok'u açtığınız zaman zaten size mail ile abone olduysanız mail olarak şöyle bir şey gelecek size, bu ekran. Buradan hangisi ise onu seçiyorsunuz. Telefonsa telefon, mail ise mail. Eğer yeni giriş yapıyorsanız, zaten girişim var, zaten benim bir hesabım var, giriş yap dediğinizde de buraya da kendi mailinizi ya da telefon numaranızı yazdığınız zaman arkadaşlar, ya da e-postanızı yazdığınız zaman şuradan seçip şifrenizi yazdığınızda hemen tak diye hesabınız bu şekilde açılıyor. Evet, şu şekilde videoyu yukarıya doğru arkadaşlar telefondaki gibi kaydırabiliyorsunuz. Videoları izleyebilirsiniz. Ben sesi kıstım. Kendi video atmak istediğinizde yine artıdan atıyorsunuz. Telefondakiyle aynı. Burası zaten gelen kutusu standart. Buradan da yine yayınlarınızı ya da yeni video çekmek isterseniz şu şekilde bastığınızda yeni videoda çekebilirsiniz. Şimdi benim hem kamera kaydı hem ekran kaydı olduğu için böyle bir arıza gösteriyor ama sizde onu göstermeyecek arkadaşlar. Çünkü şu anda beni izlediğiniz bu ekran gözüktüğü için burada canlı yapamıyoruz. Bakın bu videomuzda... Evet, YouTube'da teliften dolayı sesi kıstım arkadaşlar. TikTok'tan izlersiniz. Bu şekilde aynı telefondaki gibi kullanabilirsiniz. Kullandık, izledik. Buradan videolara baktık. Şuradan arama yaptık, kişi ekledik, çıkardık falan filan, aynı telefondaki gibi. İşiniz bitti. Buradan isterseniz oturumu direkt kapatabilirsiniz, çıkış yapabilirsiniz arkadaşlar. Oturumu kapat, çıkış yap diyebilirsiniz. İsterseniz de bu dersin açık kalsın. Şuradan geri tuşuyla kapatabilirsiniz bu şekilde. Burada benim birçok indirdiğim uygulama var. Instagram, Facebook, Google Chrome, WhatsApp, Kim Milyoner Olmak ister işte, Counter Strike gibi, bunların hepsini ben ücretsiz olarak açıp oynayabiliyorum. Bu emülatör sayesinde telefonda kullandığım birçok programı ve oyunu burada ücretsiz olarak bilgisayarımda bu emülatör, yani Nox Player sayesinde oynayabiliyorum. Ben 6.6.1.2 versiyonunu kullanıyorum. Siz daha yüksek bir versiyon varsa onu da indirebilirsiniz, fark etmez. Tek olay şurada Android 5 yazması. Eğer Android 5 yazmazsa anlattığım gibi bunu kapatalım. Hemen şuradan emülatör ekle diyerek yeni bir emülatör ekleyeceksiniz. Android 5'i, eskisini de şuradan sileceksiniz arkadaşlar. Bakın burada silme şeyi var zaten. Türkçe zaten program. Türkçe olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Nox Player sayesinde birçok telefon uygulamasını kullanabilirsiniz arkadaşlar.
Evet, umarım beğenmişsinizdir. Şimdi hemen stüdyomuza bağlanalım. Bakalım Volkan abi bize neler anlatacak arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkürler Ankara. Ankara'dan Volkan bizimleydi. Stüdyoya bağlandı. Teşekkürler arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Nox Player'i anlattık. Nox Player ile TikTok ve diğer birçok uygulamayı, telefonunuzda kullandığınız uygulamaları nasıl kullanacağınızı bilgisayarda anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen siz de kanalımıza abone olarak bu videoları destekleyin. Bize yardımcı olun. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Kanalı takip edin. Zili açık bırakın ki bu eğitim videolarının devamı gelsin. İlerleyen günlerde dublaj, seslendirme ve tiyatro ile ilgili oyunculuk dersleri de yine bu güzel kanalda sizlerle buluşacak. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi takip edin lütfen. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben gideyim şimdi TikTok'a gireceğim de. Görüşürüz TikTok'a. Yeni video yapacağım da ona gidiyorum. Görüşürüz.